Cihaz TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Osmanuz. Bu videomuzda sizlere Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy A50 alınır mı sorusunun cevaplarını vermeye çalışacağım. Öncelikle telefonun özelliklerini sizlerle paylaşacağım. Ardından da bu telefonu piyasada benim gördüğüm 3 büyük rakibiyle kıyaslayacağım. Telefonun özelliklerine tasarım tarafından başlayalım. Galaxy A50 plastik gövdeli 7.7 mm kalınlıkta ve 158.5 gram ağırlıkta bir telefon. Telefonun gövdesi Samsung'un glastik dediği yani cam ve plastik karışımı gövdeye sahip. Görünümü fena değil ancak metal olsa tabii ki daha iyi olurdu. Ekran tarafında 6.4 inç süper amoled ekranımız var. Bu ekran gövdenin %84.9'unu kaplıyor. Damla çentikli bir yapısı var bu ekranın ve ekran çözünürlüğü 1080 2340 piksel seviyesinde. Ekranın piksel sıklığı ise 403 ppi. Telefonda Samsung Exynos 7 serisi 96 ton 10 nanometre yonga seti bulunuyor. Bu yonga setinin üzerinde 4 adet 2.3 GHz ARM V8A işlemci çekirdeği, 4 adet de 1.7 GHz ARM Cortex A53 yardımcı işlemci çekirdeği olmak üzere toplam 8 çekirdekli işlemci var. İşlemcinin yanında telefonda grafik işlemci olarak Mali G72 MP3 var. Telefonun bellek tarafında ise 6 GB RAM olduğu görünüyor, 64 GB depolama alanı bulunuyor ve telefon hafızası microSD kartla yükseltilebiliyor. telefon kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemiyle çıkıyor. Buna ek olarak Samsung'un özelleştirdiği bir arayüz var. Arayüz tarafında hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Ön kamera tarafında son derece güçlü bir ön kamerası var bu akıllı telefonun. 25 megapiksel çözünürlüklü, F2.0 diyafram açıklığına sahip, HDR çekim özelliği sunan 1080p videoları 30 fps hızında kaydedebilen portre modlu bir ön kamera var. Telefonun ön kamerası bence bu segmentteki en iyi ön kameralardan biri. Arka kamera tarafında ise ana kamerada 25 megapiksel F1.7 diyafram açık açıkına sahip faz algılamalı otomatik odaklama özellikli bir ana kamera var. Buna ek olarak telefonda 8 megapiksel çözünürlüklü f2.2 diyafram açıkına sahip ultra geniş çekim yapabilen ikinci kamera ve üçüncü olarak da 5 megapiksel çözünürlüklü f2.2 diyafram açıkına sahip bir derinlik algılama sensörü bulunuyor. Telefonun arka kamerası üçlü dizilime sahip yapay zeka HDR 4K 30 fps video özellikleri de bu kameraya eşlik ediyor. Galaxy A50'de 3.5 mm jack yuvası bulunuyor. Telefona standart kulaklıkları takabiliyoruz. Telefonun suya ve toza karşı bir dayanıklılığı yok. Kablosuz bağlantılar tarafında ise 802.11ac Wi-Fi 5 teknolojisi, Bluetooth 5.0 desteği ve NFC bağlantısı bulunuyor. İnternette gördüğümüz bilgiler doğrultusunda telefonun LTE hızı yani kategori kaç LTE olduğu maalesef yazmıyor. Pil özellikleri tarafına bakacak olursak Galaxy A50'nin dahili pili 4000 mAh kapasiteye sahip. Bu pil 15 Watt hızlı şarjda geliyor. Yani bu telefonun dahili pilini 15 Watt hızında hızlı şarj edebiliyorsunuz. Telefonun fiyatı ön siparişte 2899 liraydı. Bu ön sipariş fiyatına ek olarak telefon bir hediye ile geliyordu. Bu hediye 10.000 mAh kapasiteli bir powerbankti. Telefonun pil ömrü zaten yüksek. Yanında bir de powerbank geliyor. Görünen o ki Galaxy A50'yi satın alan kullanıcılar pil ömrü konusunda sıkıntı yaşamayacak. Şimdi gelelim bu telefonun benzer fiyat aralığında piyasada bulunan güçlü rakiplerine. Bence bu telefonun şu anda piyasadaki en güçlü rakiplerinden biri Meizu 16'nın 6 GB RAM'li ve 128 GB depolama alanlı versiyonu. Bunun ardından Asus Zenfone 5Z var. Zenfone 5Z'nin fiyatı yeni düştü. Şu anda telefon 2800 TL civarında satılıyor. Üçüncü rakibi ise Xiaomi Mi Mix 2S'in 6 GB RAM'li ve 64 GB depolama alanlı versiyonu. Şimdi diğer ekranda sizlere bu telefonun karşılaştırma tablosunu sunacağım. Karşınızdaki tabloda görebileceğiniz üzere Galaxy a birçok özelliğini rakipleriyle kıyasladık ve öne çıkan özellikleri açık turuncu renkte belirttik. Öncelikle tasarım tarafına bakalım. Bence tasarım tarafında bu 4 akıllı telefon arasında Xiaomi Mi Mix 2S'in üstünlüğü var. Çünkü bu telefon seramik ve alüminyum karışımı gövdeyle geliyor. Telefon birazcık kalın ve ağır gözüküyor ama Xiaomi Mi Mix 2S'in tasarımı kesinlikle premium bir hissiyat yaratacaktır. Ekran tarafında ben Galaxy a kesinlikle üstün olduğunu düşünüyorum. 6.4 inç boyutlu süper amoled ekran harika görüntüler yansıtacak Yonga seti tarafında ise maalesef Galaxy ailenin buradaki en düşük seçenek olduğunu görüyoruz. Snapdragon 710'dan da Snapdragon 845'ten de düşük özelliklere sahip olan Exynos 7910 Yonga seti bence Galaxy ailenin en büyük handikapı konumunda. Burada Zenfone 5 z ile Mi Mix 2S'in öne geçtiğini görüyorum. Çünkü Snapdragon 845 şu an piyasadaki en yüksek hıza sahip ikinci Yonga seti. Bu Yonga setinden kaynaklı olarak da aynı şekilde işlemci ve grafik işlemci tarafında da Zenfone 5 ve Mi Mix 2S'in üstünde olduğunu görüyorum. Bu noktada Galaxy A50 Meizu 16'nın da birazcık gerisinde kalıyor. RAM tarafında kıyaslama yapacak olursak 4 telefonda 6 GB RAM'e sahip olduğunu görüyorum. Sadece diğer 3 telefonda LPDDR4X olduğu belirtilmiş RAM cinsinin Galaxy A50'nin RAM cinsi belirtilmemiş. Depolama alanı tarafında ise Meizu 16'nın üstünlüğü var. Çünkü Meizu 16 normalde oldukça uygun fiyatlı bir akıllı telefon. 2800 lira civarında çıktığımız zaman satın alma tarafında bu telefonu 128 GB modelini satın alabiliyoruz. Depolama alanın hızı söz konusu olduğunda ise Zenfone 5Z ile Mi Mix öne geçtiğini görüyorum. 64 GB depolama alanı olmasına karşılık bu telefonlar UFS 2.1 teknolojisini kullanıyor. Bu teknolojide de telefonun depolama alanı neredeyse SSD hızında olmasını sağlıyor. Micro SD kart yuvasına baktığımızda Galaxy A50 ve Zenfone 5 de bu yuvanın bulunduğunu, Meizu 16 ve Mi Mix 2S'de bu yuvanın bulunmadığını görüyoruz. Dolayısıyla A50 ile Zenfone 5S burada öne geçiyor. Yazılım tarafında ise Galaxy A50, Zenfone 5 ve Mi Mix 2S'in Android Pie güncellemesini şu anda aldığını görüyoruz. Meizu 16'da şu anda bir Android Pie güncellemesi haberi yok. Açıkçası alacak mı almayacak mı onu da tam olarak bilemiyorum. Meizu'nun bu konuda kötü bir ünü var. Ön kamera ve arka kamera tarafında fazla konuşmaya gerek yok. Bence Galaxy A50'nin ön ve arka kameraları bu segmentteki, bu fiyat aralığındaki en iyi ön ve arka kameralar gibi görünüyor. Özellikle arka kameranın üçlü olması, ön kameranın da 25 megapiksel çözünürlüğe sahip olması Galaxy A50'yi bu alanda öne çıkarıyor. 3.5 mm jack yuvası Galaxy A50 ve Meizu 16'da bir de Zenfone 5S'de e var. Mi Mix 2S'de yok. Mi Mix 2S'i aldığınız takdirde telefonunuz şarja takılıyken 3.5 mm kulaklık yuvasını kullanamayacaksınız. Suya dayanıklılık tarafında 4 telefonda eşit olduğunu görüyoruz. 4 telefonda suya ve toza karşı bir dayanıklılığı yok. Kablosuz bağlantı tarafında ise Zenfone 5 Z ile Mi Mix 2S'in Snapdragon 845 Yonga setinin dahili özellikleri doğrultusunda avantajı var. Bu iki telefonda 802.11 AC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5 ve NFC teknolojilerine ek olarak kategori 18 LTE bağlantısı bulunuyor. Pil özelliklerine baktığımızda Galaxy A50'nin açık ara farklı üstün olduğunu görüyorum. Hızlı şarj hızı konusunda diğer telefonlar biraz daha üstün ama 4000 mAh dahili pil kapasitesi bence Galaxy A50'yi bu noktada öne çıkarıyor. Şimdi geldik en vurucu noktaya bu telefon alınır mı sorusunun cevabına bu noktada özelliklerden de gördüğümüz üzere aslında bu telefon gayet alınabilir konumda görünüyor. Sadece işlemci ve grafik işlemci tarafında çok daha güçlü seçenekler arıyorsanız burada Zenfone 5 Z ile Mi Mix 2S'e yönelmeniz gerekiyor. Galaxy Ailenin öne çıktığı noktalar 6.4 inçlik Super AMOLED ekranı, onun yanı sıra ön ve arka kameraları ve son olarak da pil özelliği. Yani 4000 mAh dahili pil en azından bir günü tam şarjı çıkartmak adına çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Cihaz TV YouTube kanalına abone olmayı ve zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.